Non, mais lui, ouais, avec chien. İsmim Şehmuz Eşen. Evden çocuğumu aldım. 20 aylık çocuğum var. Hastaneye götürmek için. Evimden çıktığım sırada PTT yolundan İstasyon Caddesi diye bir cadde var. Oraya çıkacaktım. Çıktığım sırada Yunus polisi, ismini bilmiyorum, bağırarak dur 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 diye bağırdı. Ben zaten dur demesiyle hemen durdum. Zaten mobeselerden de görülebilir, tespit edilebilir. Durdum. Tabii ben durmamla kendisi durmadı. Hemen üstüme gelmeye başladı. Dur, nereye gidiyorsun, geri zekalı mısın diye hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine ben polise, yanımda çocuk var, niye bağırıyorsun? Çocuk korkuyor, bak ağlıyor, niye bağırıyorsun? Bana cevap mı veriyorsun, bana cevap mı veriyorsun diye bağırarak yakamdan tutmaya başladı. Yakamdan tutup çekiştirmeye başladı. O esnada çocuk ağladığı için ben de elimle çocuğu hani düşmesin diye çocuğu sakinleştirmeye çalışıyorum. Çocuğu sakinleştirmeye çalışırken yüzümü döndüğüm an zaten yumruk atması bir oldu. Ve bu devam etti. Yumruk atmaları devam etti. Kafasını içeriye, direksiyondaydım esnada, araçta direksiyondayım. Kafasını içeriye koyarak vurmaya devam etti. Tabii bu tek polis değildi. Yanında başka polisler de vardı. Sayısını tam bilmiyorum ama bir 10-15 polis vardı. Kalabalıklardı. Darp etmeye devam etti yüzüme, koluma. Elinde bir cisim vardı. Cismin ne olduğunu tespit edemedim. Çünkü çocuğu koruyordum o esnada. Vücudunda da aynı şekilde. Elinde bir cisim vardı. Cismin ne olduğunu tespit edemedim. Yüzüme vurmaya devam etti. Vücuduma vurmaya devam etti. Yanında başka polisler. Yaklaşık bir 10 polis zor onu çekebildi. Dışarıya çekebildi. Ve olay bu şekilde gerçekleşti. Tabii o esnada çocuğum da koltuktan düştü. Bunun üzerine Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nden rapor aldık. Darp raporunu aldık. Bunun darp raporuyla birlikte Bismil Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Olaydan hemen sonra hastanede de polisle karşılaştık. Sen kimsin diye sordu bana. Şehmus ben dedim. Hayırdır niye soruyorsun dedim. Ha, kavga ettiğimiz kişi sen misin diye teyit etmeye çalışıyor. Seninle mi kavga ettim dedim. Bu sefer ben sordum. Seninle mi kavga etmiştim? Evet dedi. İkimiz kavga ettik dedi. Ve evet dedi bendim. O esnada sinirliydim. Sinirlerime hakim olamadım. Kusura bakma diye bir söylemde bulundu. Yani bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Bir sinirliydim. Sadece bir dur demekle hiç bir suç yokken bir sinirini başka bir insana, bu hata değil, bu suçtur direkt. Bir hata yaptım, kusura bakma diyor ama bu hata değil, direkt suç işlemiş oluyor. Yani çok... Bunların telafisi olmaz, ne demek? Yani şimdi durduk yere sokak ortasında bir polis tarafından darp ediliyorsun. Hiçbir suç yokken, hiçbir şey yokken durduk yere sokak ortasında bir polis tarafından darp ediliyorsun. Ve etrafında başka onlarca polis var. Polisler buna sadece seyirci kalıyor. Seyirci kalmakla birlikte bir de sözlü olarak şiddette bulunuyor kendileri de. Yani arkadaşlarını kötülemesi gerekirken, arkadaşlarını sakinleştirmesi gerekirken üstüne bir de sözlü şiddette bulunuyorlardı onlar da. Defol buradan gibisinden, git buradan, ne duruyorsun, hala duruyorsun buradan falan şeklinde sözlü şiddette bulundular. Ha, bunun yanı sıra biz ikili diyalogdayken hani saldırı yaptığı esnada bir de zaten çocuk da korkusuyla ağladı, ağlamasıyla koltuktan düştü. 20 aylık çocuk o olay esnasında koltuktan düştü. Artık kafasını koltuktan düşerken koltuğun demirine mi vurdu, nereye vurdu bilmiyorum. Yalnız kafasında burada bir şişlik oldu. Onun üzerine hastaneye götürdük. Hastane çocuğu hemen veremeyiz dedi. Müşahede altında kalması lazım. Çocuk zaten şu an Bismil Devlet Hastanesi'nde müşahede altında. Dediği suçun cezası, yani hata olsa eyvallah ama hata değil, bu bir suçtur. Çocuğun yanında babasıyla kavga ediyorsun, yetmediği gibi çocuğa etkisi oluyor. Çocuk orada darbe alıyor ve zaten şu an çocuk hastanede. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Gerek yasal, gerek hukuksal ne gerekirse takipçisi olacağım. Suçu neyse cezasını da çekmeli. Sadece bize değil, bizim gibi binlerce insanlara örnek olması açısından bir daha yaşanmaması adına ben hukuksal olarak ne gerekirse sonuna kadar takipçisi olacağım.